Şöyle izah edeyim. Diyarbakır'ın tüm merkez ilçelerinde ve çevre ilçelerinde petrol arama ruhsatı alınıp işte Türkiye Petrol Ortaklığı Anonim Şirketi'nin petrol arama kuyuları çalışması başlatıldı. Şöyle bir durum var. Bunu acele kamulaştırmayla yaptılar. Bize gelen Diyarbakır Barosu'nun çevre komisyonu olarak bize gelen şikayetler üzerine biraz süreci araştırdık. Şöyle bir durum karşımıza çıktı. Mesela Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Şükürlü köyünde tek parça tarım arazisi 15 hektarlık, az bir araziden bahsetmiyorum, 15 hektarlık tarım arazisi kamulaştırıldı. Yani bu bölge insanının, köylünün geçim kaynağı olan toprağı, bir gün köylüler kalkıyor, bakıyor ki arazisi kamulaştırılmış, bankaya parası yatmış, o toprak artık onun değil. Şöyle bir durum var burada. Mesela Şükürlü köyündeki bu kamulaştırılan 18 hektarlık alan birinci sınıf sulu tarım arazisi. Yani burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu arazi dededen, atadan kalma değerli bir arazi. Köylü yüzyıllardır bu arazi üzerinden geçim yapıyor. Varlığını devam ettiriyor. Onun adına bir anda, bir sabah o toprağın artık ona ait olmaması, yani gerçekten kabul edilebilir değil. Bizim için de şöyle bir durum var. Yani bir gıda krizinin geldiği bu dönemde birinci sınıf tarım arazilerini acele kamulaştırmayla işte beton yığınına dönüştürmek kabul edilebilir bir şey değil. Şöyle oluyor, 30-40 yıllığına o araziler petrol arama faaliyetleri adı altında işte beton yığınlar, santraller, büyük iş makineleriyle işgal ediliyor. Yani bu, biz şehrimize sahip çıkmamız lazım, şehrimizin doğasına, kentine. Şöyle bir durum var. Bu sadece Çınar ilçesinde değil, Çermik ilçesinden tutun da Hani'ye kadar, Silvan'dan tutun da Merkez Sur ilçesine kadar nerede bir tarım arazisi, ormanlık alan, mera varsa burada acele kamulaştırmayla işte petrol arama kuyuları oluşturulmuş. Vatandaşların, STK'ların, ilgililerin şikayeti üzerine biz de çevre komisyonu olarak bu durumu yargı yönüne taşıyacağız. Şöyle bir durum var. Mesela Tarım Bakanlığı'ndan görüş istenmiş. Dermiş ki biz burada petrol arama kuyusu yapacağız bu tarım arazisinde. Senin görüşün nedir? Bu görüş kanuni prosedürdür. Yani kanuni prosedür gereği bunu yapmak zorundalar. Yani Tarım Bakanlığı dahi şöyle bir cevap vermiş. Demiş ki alternatif yer varsa orada yap, burada yapma. Yani her araziyi her yere peşkeş çeken Tarım Bakanlığı bile yani bir şey olmuş, rahatsız olmuş. Buraya yapma demiş. Alternatif varsa başka bir yer yok, alternatif yoksa burada yap demiş. Yani durumun vehametini gözler önüne sermek için bu durumu anlatıyorum. Mesela Dicle'deki bir petrol arama kuyusu, Dicle ilçesindeki petrol arama kuyusu tam su depolama yerlerinin yanına yapılmış DSİ'nin. DSİ'den görüş istemek zorundalar kanuni olarak. DSİ de aynen şöyle demiş. Yani tam benim su kanallarımın, su havuzlarımın yanında yapıyorsun bu petrol arama faaliyetlerini. Çok çok dikkatli ol demiş. Yani biz burada şunu söylemek istiyoruz. Sulak alanlara, tarımsal alanlara, ormanlık alanlara, meralık alanlara çok büyük dönümlerde, işte 18 hektardan, 20 hektardan bahsediyoruz. Beton yığına dönüştürülmesi büyük tehlike arz ediyor. Şöyle, petrol arama faaliyetinde toksik maddeler ve radyoaktif maddelerle o kuyulardan şey yapılır. İçeriye bu dediğim ağır metaller bırakılır ve bunun yeraltı suyuna karışma ihtimali var. Mesela Eylül ilçesindeki petrol arama kuyuları direkt Dicle Nehri'nin hemen 2 metre yanında. Yani Dicle Nehri'nin de kirlenme ihtimali var. Yakındaki yeraltı su kaynaklarının da kirlenme ihtimali var. Hani ve şöyle bir problem var. Bu faaliyetleri yaparken ÇED gerekli değildir kararı alınmış. Yani çevresel etki değerlendirmeye gerek yoktur. Bunun doğaya zararı ne olacak? Doğaya zararlı olma ihtimali varsa nasıl bir tedbir alalım? Hiç bu süreç yürütülmeyecek. Yani bir ÇED süreci bile yürütülmeyecek. Resmen istediğin gibi kirletebilirsin, istediğin gibi deşebilirsin. Orada tarım mı yapılıyor? Temiz su kaynakları mı var? Nehir mi geçiyor? Hiçbir önemi yok. Çevreye nasıl kirli atıklarını ne yapıyorsan yap, hiç önemli de değil. Ben ÇED süreci bile yürütmüyorum tarzında gerçekten kabul edilemeyecek bir süreç var. Biz burada doğayı korumak adına, kenti korumak adına, o toprak sahiplerini, köyleri korumak adına bu hukuki süreci başlatmaya hazırız.